Malatya'nız gitmiyor yani. Elinize gelen çok Lahana sarması iyi olmuş Fatih'e. Lahana sarması iyi olmuş. Yok hiç kattırmamıştı. Şimdi buradaki yemekler ikram edilecek. Bugün tahminim herhalde bir saatte bir yemek ikramı yapıldı. Malatyalıların gözü gönlü çok tok. Bizi her gittiğimiz yerlerde çok iyi ağırladılar. Malatya'mız inşallah harika şehir olacak. Tamam, çok teşekkür ederim. Misafirlerimizin memnuniyetlerinden bir yanındakini de açabilirim. Burada ispanakta ekşili köftesi. İçinde mercimek de var. Para mercimek. Bir gölge gösteriyor. Ne hangi tahta mı? Tam yerinde söylediniz çünkü burada bu ablaların işleri de mükemmeldir yani sınırsız. Patlıcanlı köfte, nohut da var içinde. Şöyle şey alır mısınız? Teşekkür ederim. Evet, bunları da deneyelim lütfen. Bu kıykiraz yaprağı. Evet, fasulye yaprağından doğru. Yeşil fasulye yaprağından. Bu fasulye yaprağı. Evet, bu fasulye yaprağı. Çok yemek yedik. Bu da kabaklı yoğurtlu köftemiz. En son ıspanaklı yoğurtlu köftemiz. Ne alacağım? Kunduru buğdayından olan yarma diyoruz biz buna ve bu köftelerin ana maddesi bu. Bununla hepsini yapıyoruz. Sadece Malatya'ya özgü. Tamamen doğal bir şey değil. Tamam. Şu yandakini de galiba onu da çekmedim. Bu da ispanaklı ekşili köftemiz. İçinde mercimek de var, siyah mercimek. Evet, şu öndeki ne? Bu da siyah mercimek. Öyle mi? Bu öndeki ne? Bu soğan kavurdu mu? Evet. Fasulye siyah. Üzerine koymak. Bu da patlıcanlı köfte. Evet, tamam. Sloganımız her şey eskisi gibi. Hakim Bey'in. Fasulye yapardı. Onları şey ettik. Bunlar da kömbez. Evet, onları biliyorum. Çok az. Evet. Tamam. Siyah mercimek. Bu kadar. Bulgur. Siyah mercimek, bulgur, erik ekşisi. Evet. Başka otlar nedir? Ispanak. Onu da onu yapacağım. Ben bakayım mı çorbası? Çok çok az. Çok az ama. Önce bu bulgurumuzu ıslıyoruz. Bulgurun adı var mı? Buna yarma diyoruz biz. Peki. Malatya'ya özgü. Bir de bunun içinde erik ekşisi. Bu da lezzetli. Bunu ıslıyoruz. Ondan sonra yarma nut deniyor. Gibi küçük küçük yuvarlıyoruz. Ha, hiç bekletmiyorum değil mi? Hayır, yok bekletmiyor. Ondan sonra birazcık siyah mercimek, bir miktar suya. Pardon, ıslattım bunu. Bunu ıslattık. Küçük yuvarlak. Yoğurduk. Küçük yuvarlak yuvarlak yuvarladık. Ondan sonra köfte haline getirdik. Bir miktar suya mercimek, siyah mercimek biraz. Siyah mercimek bir 10 dakika piştikten sonra köfteleri atıyoruz. Ondan sonra biraz da öğret suyu, erik ekşisini ilave ediyoruz. Ondan sonra ayrı bir katlı soğan.
tereyağı, zeytinyağında kavurduğumuz soğanı içine biraz... Bir saniye izin verin. Çok güzel. Erik ekşisi katınca kaynatmıyor mu biraz? Biraz diyorum ya, bir 10 dakikada onunla... Erik ekşisi sıvı, çok mu sıvı yoksa şey mi? Sulandırıyor musunuz? Nasıl? Yok, normal sıvı. Çok öyle katı değil. Olduğu gibi kavanozdan evet, boşaltıyorum. Erik ekşisi kattım, sonra ne yapıyorum? Ondan sonra 10 dakikada onunla pişiyor. Ayrı bir tavada tamam. Soğanı kavuruyoruz. Birazcık domates salçası. Dedim. Tereyağını mı erittim? Ne yaptın? Tereyağı ve zeytinyağı eritiyoruz. Eskiden ne varmış? Nasıl yani? Eskiden de tereyağı ve zeytinyağı mı yoksa? O zaman sadece tereyağı. Tereyağını erittim. Evet. Soğan doğruyorum. Nasıl doğruyorum soğanı? Küp doğradım. Evet, küp doğradım. Sonra? Evet. Sonra biber salçası biraz katıyoruz. Tamam. Onu az su koyuyorum değil mi? Evet, çok az. Ispanak pişen. Ama bu hala şey kaynıyor değil mi? Evet, pişen köftelerin içine ıspanağı koyuyoruz. Ispanağı nasıl koyuyorum? Çiğden. Küçük mü doğruyorum? Ispanağı küçük mü doğradım? Evet. Bir saniye. Küçük doğradım. Kaynayan köfteye mi atıyorum? Evet, köftenin içine atıyoruz. Üzerine de soğanlarımızı atıyoruz. 5 dakikada öyle pişiriyoruz. Mesela köfteleri ıspanağı attım köfteye. Hiç beklemeden mi tereyağını atıyorum? Bu yayla çorbası. Ama kışın grip falan olunca çok şey oluyor. Bir daha söyleyin lütfen. Polatlı biber, üstüne kızgın tereyağı, yağımız da çok özel bizim. Bir de pul biber. Yani evet. Avrat köftesi yani. Tamam. Efendim kayış çekirdeği unundan kurabiyemiz. İçine kesinlikle katı mandas yok. Sadece un yağ şeker yapıyoruz. Bir de kayış çekirdeği unu yapıyoruz Leyin Hanım'la. Bayatlamaz, kesinlikle bayatlamaz. Sıcak çıktı. Sıcak çıktı, taze. Duman üstünde. Mis gibi kayış çekirdeği kokuyor.